الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sadakallahu l-azim. Şimdi geçen hafta Nisa suresinin 66'da kaldık. 67 66 hocam yarım kalmıştı ama tam bitirememiştim. 66 mı dedin? 65'te bitti ben tahmin ediyorum. 65'i tam bitirememiştim. 65'i bitirdik. 66'dayız. Emin misin? Tabii. Ben biraz daha ileri gittiğimizi anlatmıştım ama demek ki 66'da kaldık. Şimdi ayete mana veriyorum. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Onlara yazsaydık اَنِ قُتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi feda edin deseydik, kendinizi öldürün yahut kendinizi öldürün anlamına değil de burada kendinizi feda edin اَوِ خُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ veya ülkenizden çıkın مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ onlardan çok azı bunu yapardı fakat diğerleri bunu yapmazdı çoğunluğu. Velem ennehum faalu ma yu'azune bihi onlara vaaz edilen verilen öğütü yapmış olsalardı, yerine getirmiş olsalardı lekane hayran lahum onlar için daha iyi olurdu ve eşedde tesbita daha da güçlü olurdu diyor Allahu Teala. Şimdi bu ayeti kerimeye mana verelim. Münafıkları anlatıyor burada. İkili oynayan veya işte üçlü, beşli neyse. Bugünkü münafıklar ellili oynuyor yani. İkili, evvelden ikili oynuyordu. Şimdi kaçlı oynuyor belli değil. Onları ele alıyor. Onların psikolojik yapısını Allah'ın onlara verdiği emre karşı nasıl bir tavır takındıklarını anlatıyor burada. Yani ben diyor Allahu Teala kendini koyuyor Teala. Ben eğer onlara yazsaydım, ketebna yazsaydım demek farz kılsaydım. Ketebe farz kılmak anlamına geliyor burada. Onlara farz kılmış olsaydım neyi? Desem ki onlara enektulu enfusekum kendinizi feda edin. Yani benim uğruma ve katilu fi sebilillah diyor Allah Teala ve cahidu fi sebilillah Allah'ın uğruna mücadele veren cihad eden Allah'ın uğruna ölür aynı zamanda. Allah'ın uğruna savaşanlar icabında ölürler, şehit olurlar. Yani böyle bir kendini feda edecek kadar bir emir versem, böyle bir farz kılsam, böyle emretsem onlara evi hurucu yahut desem ki benim uğruma memleketinizi terk edin. Nasıl peygamberimize Allah emrettiyse terk edeceksin Mekke'yi dedi. Madem dini peygamberlik yapacaksın o zaman bu ülkeden çıkacaksın. Çıktı. Ve onunla beraber muhacirler de sahabe de çıktı. Bu bir ilahi emir. Yani hicret etmek. Tabii bu hicret etmenin başka manası da var yani kötülükten hicret etmek, uzakta kalmak vehcurhum hecran cemila diyor Allahu Teala efendim yani ülkenizi terk edin kendinizi feda edin benim uğruma diye onlara bir farz kılsaydım kılmadım ama kılsaydım bu münafıklar mafalu onu yapmazlar biliyor onun için onları ben muhatap almıyorum ya. Ben Allah olarak bunu biliyorum.
bir hangi insan neyi ne yapacağını ben bilirim. Onun için ona, o münafıklara böyle bir şey söylemiyorum. Yapmazlar ya Muhammed. Sen de desen yapmayacaklar. Ben diyorum yapmayacaklar. Sen desen yapar mı? Yani Allah diyor yapmıyor da Hazreti Muhammed dese yapar mı? Yapmaz. Bunun için anlatıyor. Bu bir analiz meselesi. Yani insan psikolojisine analizini yapıyor Allah-u Teala. Açıklıyor yani. Tanıtıyor. İnsan psikolojisini, iç alemini tanıtıyor. Nelere karşı olumsuz tepki gösterir, neleri yapmaz diye bunu burada açıklıyor. Fakat onların içerisinde birkaç, bazıları yapabilir bunu. Çok azı bunu yapar. Çıkabilir onların içerisinden, o münafıkların içerisinden. Bu dediğim emri yerine getirir. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ Eğer onlara vaaz olunan, öğütlenen, sunulan bu öğütleri yapsalardı, yerine getirselerdi لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için iyi olur, daha iyi olurdu. وَاَتَتْتِ تَسْبِيْتَ Daha sağlam olurdu diyor. Şimdi burada bu ayette Allah-u Teala tabii Müslümanlara bunu anlatıyor. Münafık belki de bu ayetleri eline alacak değil. Ama bize anlatıyor bunu. Yani demek istiyor ki Allah, siz bu münafıklar gibi olmayın. Çünkü Ahzab suresindeki ayette وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِ İnanan erkek ve inanan kadınlar için Allah ve peygamber bir şeyi emrettiği zaman da onu yapıp yapmama konusunda seçeneği yoktur diyor. Seçeneğiniz yoktur. Ben bir şeyi emrettim yapılacak. Ayet net. Ahzab suresi. Kadın ve erkeğin inanmış, eğer inanmışsa öyle koyuyor, münafık demiyor. İnanan kadın erkeğin seçeneği yoktur. O emri yerine getirecek. Ha, burada getirmiyor mesela. Ha, o demek ki Müslüman olmayan birini anlatıyor burada. Fakat diyor ki Allah-u Teala şimdi burada bize dönüyor, bir şey anlatıyor. Bak diyor. Vaaz ettiğin, yani ben size bir şeyi vaaz ediyorsam, ben size bir öğüt veriyorsam, senin için hayırlıdır da onun için veriyorum bana. Yani hayırlı olmazsa, iyi olmazsa, senin için faydalı olmazsa niye vereyim onu? Yani kuluma yaramayacak bir işi niye emir vereyim? O zaman Allah'ın emrini yerine getirmekte Müslüman şu bilinci olacak. Benim için daha iyidir. Ve daha güçlü ve daha sağlam bir iştir bunu yapmak. Bana güç getirecek. Bana daha iyi getirecek. Diye o niyetle yapmalı. Allah'ın öğüdünü, Kur'an-ı Kerim çünkü Allah'ın öğüdüdür. Bu öğüdü yerine getirdiğimiz zaman ne olacak, ne kazanacak? Tabii ki Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz zaman onun rızasını kazanacağız, onun ödülünü kazanacağız. Ama buradaki anlatımı daha iyi olacak ve daha sağlam olacak. Neyin? Senin ruhun, senin hayatın, senin siyasetçi ise siyasetin, senin ekonomi ise ekonomin, senin aile hayatın ise aile hayatın daha sağlam olacak ve daha iyi olacak. Ne istiyorsa, ne varsa, Allah'ın öğüdünü hangi alanda yapıyorsan, o alanda daha sağlam olacak ve daha iyi olacak. Bunu bileceksin. Bu bilinçte olarak sen Allah'ın emrini yerine getireceksin. Ve sadece bu değil diyor Allah-u Teala. Yani sağlamlık ve daha iyi olma meselesi değil. Ve اِذَا لَا اَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا Onlara kendi katımdan büyük bir ödül de vereceğim. Yani nedir o ödül? Onu demem. Burada yok. Onu bütün Kur'an-ı Kerim'in tamamından ararsak
O büyük ödül, yani bana sorsan hocam yani sen şimdi bize o büyük ödülü söyleyemeyecek misin yani burada? Falan derseniz o zaman en büyük ödül Allah'ın rızasıdır. Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bırak sen şimdi cenneti. Bırak. Allah'ın sevgisini kazanmaktan daha bir üstün ödül var mı? Yani la teşbih, bir kadına kocası seni seviyorum dediği zaman onun üstüne bir ödül var mı? İstersen sen altın köşkünü koy onu oraya, hiçbir şey ifade etmez onun için. Ne? Altın köşkü ama kocası sevmez onu. Koy onu saraylara, altından saraya. Ne manası? Sevginin olmadığı bir altın saray ne? Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak en büyük ödül. Ne demiş Yunus? Neyleyim cenneti? Birkaç tane huri var orada. Bana seni gerek, seni. Demiyor. Ha, işte bak anlamış. Meseleyi anlamış. Öyleyse demek ki bu büyük ödül nedir sorusunu sorsanız bana işte büyük ödül olur. Allah'ın rızasını ve Allah'ın ödülünü elde etmektir. Bu biraz sonra vereceği ayeti kerime geliyor. O ayeti kerimeyi bu büyük ödül yerine de koyabiliriz. Yani diyor ki ve lehedeynâhum sıratan müstakîmâ. Onları doğru yola götüreceğim. Vay vay vay. Şimdi Allah-u Teala kuluna diyor ki sen ha bu doğru yoldan çıkma. Senin gönlünün, senin beyninin, senin nefsinin direksiyonu benim elimde diyor Allah. Benim kudretimde. Çıkmak yok. Doğru yola gideceksin. Çünkü şoför benim diyor Allah. Ve lehedeynâhum. O fiilin faili Allah. Ben onları götüreceğim diyor. Ben onun şoförlüğünü yapacağım. Benim kulum o ki benim dediğimi yaptı. Öyle mi? O zaman ben onu doğru yoldan çıkartacağım. Çıkar çünkü tehlikelidir. Şeytanı girer araya devreye. O nefsi de devreye girer. Onun nefsinin de, gönlünün de, beyninin de egemeni benim. Direksiyon benim elimde. Çıkmayacak o. Doğru yoldan çıkmayacak o. Bu da büyük bir ödül. Çok. Ne demek? Oo. Yani şimdi düşün ki Allah bizim beynimizin, gönlümüzün, nefsimizi kendi kudretine almış. Aman ya Rabbi. O adamı düşün şimdi. Dehşet bir şey. Böyle bir ödül de var. Şimdi bak bir sayalım. Eğer benim vaazımı, benim öğüdümü yapsalardı onlar için daha iyi olacaktı. Daha sağlam olacaktı. Onlara büyük ödül verecektim. Onları doğru yola ben iletecektim. Eyvallah. Şu hale bak. Adam bir iş yaptı. Allah 4 tane iş yaptı. Ya sen bir adım at ben 4 adım atarım. Allah diyor. Bak buraya, buraya bak. Yani nedir bu? Yani hocam sen bana bunu bu çağdaş bir anlatımla anlatsana. Şimdi psikolojide muhteşem bir konu var. Çok severim o konuyu. Motivasyon bahsi. Hocam doğru konuşsana. Bu motivasyon nedir? Biz nerede bileceğiz bunu? Doğru. Ha, motivasyon demek teşvik demek. Bir insanı iyi bir iş yaptırabilmek için bir işi onu teşvik etmek. Çeşitli yollarla teşvik vardır. Mesela bizim şimdi Avrupa şampiyonası yapılıyor. Onun sonunda para ve kupa olmasa var ya. Hangi takımı getirebilirsin bir araya? Niye oynasın yaz günü adam o gidecek tatili gidecek buraya oynayacak. Niye oynasın? Ha, bir ödül var sonda. Bir para var orada, bir kupa var orada.
İnsanoğlu ödül olmadan bir iş yaptıramazsın diyor kuluma. Baba. İnsanın doğası bu. Doğası. Yani insan bir karşılıksız bir iş yapmaz. Allah bile olsa dediğini, cennetini bekler ondan en azından yapmak için. Eyvallah. Rızasını bekler. Ödülü bekler. Buna biz motivasyon bahsi diyoruz. Yani insana bir iş yaptırmak için bir ödül koyacaksın, teşvik ödülü koyacaksın buraya. Anlıyor musunuz? Bu insanın doğasında var olan bir iştir. Yani hangi kadın hangi erkeğin derdini çeker? O çocuk denen o mucize olmasa. Mümkün mü? Ya. Bir karşılık var ya. Şimdi burada da Allah-u Teala 4 tane ödül veriyor. 4 tane gelirim var diyor. Bunu yaparsın. Ve bunları da ben yapacağım diyor. Allah. Şimdi daha büyük bir açılım yapıyor şimdi. Şimdi ödüle bak. Şimdikine bak. Ve men yuta'illâhe ver resûle. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse. Feulâike, işte onlar. Meallezîne, beraber olacaklar. O kimselerle. Kim onlar? En'amallahu aleyhim. Allah'ın nimetlendirdiği kimselerle beraber olacak. Kim o Allah'ın nimetlendirdiği kimseler? Minen nebiyyine, peygamberlerden. Ve sıddîkîne, sıddıklardan. Ve şuhadâyı, şehitlerden, şahitlerden. Ve salihîn, iyi insanlarla beraber olacak. Allah Allah. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel arkadaştır. Şimdi demek ki burada itaat kavramını gündeme getiriyor Allah. Bana ve peygamberime itaat edenler mahşerde, cennette peygamberlerle beraber olacaklar, sıddıklarla beraber olacaklar, şahitlerle beraber olacaklar, şuhada ile ve iyi insanlarla beraber olacaklar ve onlar ne güzel arkadaştır ve arkadaşlık yapacak. Tabii ki bu dünyada Allahu Teala bizi onlarla, bu adamları onlarla beraber yazıyor. Onların defterinde oluyorsun sen. Seni yazarken, kaydederken bu dünyada seni onların defterine kaydediyor. Mahşerde sorgulama olunca hadi bakayım gidin cennete. Peygamberlerle beraber arkadaşlık yapacaksın orada. Oo, böyle adamlar var. Kendisi peygamber değil. Sıddık değil, şüheda değil, salihin. Ama bunlarla beraber olacak. Yani o kadar kaliteli iş yapmış ki adam. O kadar kaliteli bir Müslümanlık yaşamış ki mahşerde, cennette bunlarla beraber olur. O işe bak sen şimdi. Bu büyük adam. Bu ödüle bak sen şimdi. Cennette peygamberlerle beraber arkadaşlık yapma. Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Yani sorarsak Allah'a, ya Rabbi en üstün cennet hangisidir desek, Kur'an-ı Kerim'e baksak, Kur'an-ı Kerim'de ki naim cennetidir. Yani çeşitli cennetler var. Naim cennetidir der sana Kur'an. Nereden çıkarttın bunu hoca efendi? De diyebilirsiniz ya, bu nereden geliyor bu? Yani bu böyle konuşmak. Firdevs cenneti var. Cenneti mehva var. Cenneti adın var. Sen cenneti naimi geldin kodun birinci sıraya. Hangi yetkinle? Diyebilirsiniz. O zaman gideceğiz Hazreti İbrahim'in doğasına. Orada diyor ki ve cealni lisane sıdkın fil ahirin
ve cealni min varaseti cennetin naim. Hazreti İbrahim Allah'a açmış ellerini yalvarıyor. Yalvarırken dedi ki ya Rabbi bana ben öldükten sonra benim şöhretimi bırak ya Rabbi. İnsanlar beni ansınlar. Bak 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 bak. İsteğe bak. Onun için Allahümme salli ala Muhammed'ini okurken İbrahim peygamberi de okuyoruz orada. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim çok büyük yer alır. Doktorasını yaptırdım ben. Hazreti İbrahim'in doktorasını yaptırdım. Evet. Şimdi duanın birinci bölümü bu. İkinci bölümü. Ve cealni beni kıl ya Rabbi min varazeti cenneti naim. Naim cennetine varis kıl. Ha, peygamber Naim cennetini istediğine göre demek en üstün cennet o. Bu kadar basit işte. Delilimiz bu. Yani soruyu sorduk. Cevabını Şuara suresinden verdim. Ha, Naim cennetinde olduğuna göre peygamberle şimdi o ayeti buraya getirdik. Ha, bu adam da şimdi onlarla beraber Naim cennetin. Buyur. Şehitlerle beraber, sıddıklarla beraber, salih iyi insanlarla beraber cennete arkadaşlık yapacak bu adam şimdi. Bu adam düşünebiliyor musun? Kim bu? Allah'a ve peygamberine itaat eden. Şeksiz şüphesiz. Allah ne dediyse onu yerine getirir. Peygamber ne yaptıysa onu yerine getirir. Peygamberin dediğini yerine getirmeye, yaptığını yapmayan adam peygambere nasıl arkadaşlık yapacak? Hı. Böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Ha, bu adam şimdi burayı konuşalım. Buradan Tevbe suresine gidelim. Tevbe suresinin sondan ikinci sayfasının orta yerinde bir ayet var. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdikî. Ey iman edenler, Allah'a saygı duyun ve sadıklarla beraber olun. Doğru insanlarla arkadaşlık yapın. Ba 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 ba. Şimdi bak bu çok güzel gençlik, gençlikle alakalı bir olay bu şimdi. Muhteşem bir eğitim kanunu. Yani bugün dünyanın gençlik sorunu, bugün Amerika'da yazılan sosyoloji kitaplarına bakıyoruz. O sosyoloji kitaplarında görüyoruz ki grup psikolojisi çocukların iradesini, gençliğin iradesini alıp götürüyor. Akan bir nehrin kütükleri götürmesi gibi grup hayatı, arkadaşlar, efendim, gencin elindeki iradeyi alıyor. Eroin istiyorsa eroin içiriyor ona. Men ne istiyorsa onu yaptırıyor ona. Çünkü grubun içine girdiği zaman insanın iradesi kalmıyor. Yani bir çay düşün, bir dere küçük bir dere. Kızılırmağa karıştı mı kayboldu. Gitti. O derenin suyunu nere bulacaksın? Karıştı gitti. Ha, bir genç de bir grubun içerisine karıştı mı bir arkadaş grubuna kayboluyor onun iradesi. Yok o. Grubun iradesi var. Grup eroin işliyorsa eroin işliyor. Grup alkol alıyorsa alkol alıyor. Grup falan yere gittiyse falan yere gidiyor. Onun için Allah-u Teala 1400 sene evvel o Tevbe suresinde o ayeti koydu. Dedi ki doğru insanlarla arkadaşlık edin. Vay vay. Ama başına da takvayı koydu. Bana saygı duyarsan doğrularla beraber olursun. Allah'a saygı duymayan adam doğrularla nasıl beraber olacak? Önce bana bir saygı duy. Bana saygı duyuyorsan ben sana söylüyorum. Bana güveniyor musun diyor Allah. Ben sana doğru arkadaş edin diyorum. Bak. Abone olun. Din 1400 sene evvel bunları söyledi. Ha şimdi sen bu dünyada sadıklarla berabersen orada da sıddıklarla beraber olacaksın yani. Bu kadar var ya. Olay bu işte. Bu dünyadan götürüyorsun oraya arkadaşını sen. Bu arkadaşını sen bu dünyadan götürüyorsun oraya. Evet. Yani sen bu dünyada Allah'a peygamberine itaat edersen o arkadaşlığı oraya götürüyorsun sen buradan. Evet. Çünkü dünya ile kazanıyorsun ahireti.
Dünyada ne yaptıysan ona göre ahiretini şekillendiriyorsun efendim. Ve burada da öyle söylüyor Allah-u Teala. Şimdi gelelim ayete, açıklayalım. Bugün İslam aleminin ve dünya insanlığının problemi Allah'tan uzaklaşmada oluyor. Yani biz de Allah'a diyoruz ki ya Rabbi sen benim havamı vereceksin. Hava. Ben nefes alacağım. Suyumu da vereceksin. Yemeğimi de ver, gıdamı da vereceksin. Elmamı, muzumu, balımı hepsini düşüneceksin. Bunları hazırlayacaksın soframı. Ama senin dediklerini yerine getirmeyeceğim. Senin evinde yiyeceğim, senin dünyanda yiyeceğim yemeğini ama dediklerini yapmayacağım. Ya misafir oluyorsun adama. Adam sana yemek veriyor, sofrasını veriyor. Ula git, ula affedersin git kakanı tuvalete yapman gerekmez mi? Yok ben burada yapacağım abi açıkken de. Böyle bir şey var mı ya? Allah diyorsun ki benim yemeğimi ver. Her şeyi vereceksin. Narımı, muzumu, her şeyi düşüneceksin. Soframa koyacaksın. Ben sen dediğini yapacağım. Böyle bir dünya var mı? İtaat budur işte. Yani yemeği yediğin adama nankörlük etmemendir. Sen tahammül edebilir misin nankörlüğe? Anne baban çocuğun seni tanımasa sen o nankörlüğe tahammül edebilir misin? Adamın elinden tuttun kaldırdın onu ayağa sonra tutamayızın. O nankörlüğü. Sen şimdi Allah'a nankörlük ediyorsun. Bu nasıl itaattır Allah'a? Ha demek ki nankörlük etmeyeceksin. Allah'ın ne dediyse onun gereğini yerine getireceksin kardeşim. Yani Allah bir futbol hakemi kadar değeri olmayacak. Düdüğü çaldı mı kırmızı kartı gözlü mü atayla sen dışarı. Sen Allah'ı o kadar tanımıyorsun. Böyle bir şey var mı? İtaat dediğimizi anlatıyoruz yani. İtaat dediğin o international board var ya İngiltere'de bu futbolun efendim kurallarını koyan efendim kuruluş. International board derler olan. Ona öyle dikkat edeyim de şimdi hakemleri bu akşam konuşuyorlar efendim bak oraya da burayı ihlal etti de buraya faul yaptı da penaltıyı vermedi de onu vermedi. Ulan biz hep penaltı yapardık Allah'a karşı. Ulan bizim hep tutup davranışlarımız penaltı. Hep kırmızı kart. Kırmızı kart da cehennem işte bak ateş kırmızı gösteriyor. Gösteriyor da gören yok. Ha şimdi demek ki itaat Allah'ın koyduğu kuralları çizgilerin içinde oynamaktır hayatı. İnnemel hayatü dünya la'ibun demiyor. Dünya hayatı bir oyundur demiyor. Ha o oyunu o çizgilerin hududullah Allah'ın sınırları içerisinde oynayacaksın. O zaman itaat etmiş olursun Allah'a. O zaman sen peygamberlere arkadaşlık kazanırsın. Öyle mi öyle? Öyle şey var mı öyle? Bedava arkadaşlık kazanmak. Ha. Şimdi Allahu Teala buyuruyor ki En'amallahu aleyhim. Onlara nimet vermişim. Lütufta bulunmuşum. Kim bunlar? Sıddıklar, peygamberler, işte şuhada, salih insanlar. Bunlara lütufta bulundum ben. Hani okuyoruz ya Fatiha'da Sıratellezine en'amte aleyhim. Senin nimet verdiklerine lütufta bulundukların yoluna beni ilet diyorsun ya Allah'a yalvarıyoruz ya. Fatiha'yı okurken Allah'a yalvarıyor. Bunu diyorsun orada işte. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi beni doğru yola ilet diyorsun. Nedir bu doğru yol? Açıklayayım sana diyor Allah. Sıratellezine en'amte aleyhim. Lütufta bulunduğun, nimetlendirdiğin kullarının yoluna beni iletti. İşte bak bu. Kim o lütufta bulunduğu kulları? Peygamberler, sıddıklar, şüheda ve salihler. Yani bak şimdi ayette ayeti açıklıyoruz. Bizim metodumuz bu değil mi? Ha, ayette ayeti açıklıyoruz. Yani bu ayeti oraya getiriyoruz, o ayeti buraya getiriyoruz.
fark etmez. Şimdi sıddıklar, sıddık sıfatını almak kolay değil. Ne demek bu sıddık? Sıddık, imanında şek şüphe olmayan adam. Yani dinde yapılacak olan eylemlerin ve inanılacak olan şeylerde asla bu adamın gönlünde zerre miktarı şüphe olmayan, doğrudan doğruya tasdikini yapan, onaylayandır bu adam. Sıddık lakabını almak. Peygamberlerden sonra o geliyor. Buna geliyor. Ve şühedâ diyor. Şühedaya çeşitli manalar veriyoruz. Birisi şehitler. Kendi canını Allah uğruna, yüce değerler uğruna veren adam, askerlerdir, adamlardır. Yüce değerler uğruna. Anlıyor musunuz? Namusu uğruna, vatanı uğruna, dini uğruna, imanı uğruna canını veren adam şehittir. Ha, zaten buna ölü demiyor Allah-u Teala bu dünyada. Ölü demeyin ona diyor. Ben ona özel bir sofra kuruyorum diyor Ali İmran'da. Özel rızık veriyorum ona diyor. Ama ya Rabbi onu mezara koyduk biz, öldü de. Bedeni öldü. Sen onu öyle görüyorsun. Senin kafan o kadar eriyor. O mezarın dışında başka bir dünyada yaşatıyorum onu ben diyor. Ve özel rızık veriyorum ona. Ben veriyorum ona diyor. Vay vay vay. Sofrasını ben kuruyorum özel. Sizin sofranızı da ben kuruyorum ama siz çalışarak elde ediyorsunuz onu. Benim şehidim çalışmadan sofrasını getiriyor. Hazreti Meryem duruyor mihrapta, odada. Mihrap yüksek oda demektir. Mihrap. Hazreti Zekeriya Allah buyurdu. Bu kızı sen bakacaksın. Büyüteceksin. Hazreti Zekeriya da giriyor yemek getiriyor Meryem, Hazreti Meryem'e. Bakıyor da yemek var. Ya Meryem bu nereden çıktı? Onu Allah gönderdi. Yani Allah melekleri gönderiyor özel olarak Hazreti Meryem'e sofra kuruyor. Onu bakıyorlar, olacak iş değil. Ali İmran da baka burada. Açtım hemen orası geldi ha yani bak. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasen. Meryem'in annesi onu Allah'a havale etti. Onu senin korumana veriyorum ya Rabbi. Ben senden erkek istedim, sen bana kız verdin dedi. Anası. Ya neyse o yukarıdaki ayeti bırakayım. Dedi ona bunu sana verdim, o zaman sen bunu koru. O da Allah'ta kabul ettim onu diyor. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin. Güzel bir kabulle onu kabul ettim. Ve embeteha nebaten hasenen. Onu güzel bir bitki gibi büyüttü. Ve keffeleha Zekeriya. Onu Zekeriya'nın tekeffülüne verdi. Onu onun iradesine verdi, yönetimine verdi. Küllemâ dehale aleyha Zekeriyel mihrabe. Ne zaman ki Zekeriya o odaya, o mihraba, o yüksek odaya giriyor. Vecede indehâ rızka. Meryem'in yanında rızık buluyor, yemek buluyordu. Gâle ya Meryem. Dedi ey Meryem. Enne aleyke hâze. Ha bu nedir? Galet dedi. Ve minyancillah. O Allah katından geliyor. Kıza bak. Kıza bak ha. Kıza bak. Allah Allah konuşuyor. Meleklerle konuşuyor. Ha. İnne Allah'a yarzuku men yeşâhu bi gayri hesab. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır dedi. Kadına bak. Kıza bak şimdi. Kızda bak. Bilinç var onda bak. Onun konuşuklarını ayet haline getirmiş Allah. Bak bak bak. Kadına bak. Kadına nasıl değer veriyor şimdi Kur'an-ı Kerim. Allah'a emanet. Şimdi nereden geldik buraya Allah aşkına ya? Şehitler buraya nereden geldik? Rızıktan nimet verilenlerin yolunda. Ha nimet. Nimetlendirdi yani Allah-u Teala şehitlere. O şehitlerinki de yine Ali İmran'da. Bak oraya da gidelim de. O çok hoş. Geçenlerde söyleyeyim size bir hatıra olarak söylüyorum size yanlış anlamayın.
Ankara'dan bir telefon alıyorum. Bir hanım. Hocam dedi, benim oğlum dedi, harp akademilerinde askerlik yapıyor. Nöbetçiydi orada. Harp akademilerinde. Orada nöbetçiler var. Askerin biri benim oğlumu taradı. Öldürdü. Bir oğlum vardı. Taradı. Beni kimse teselli edemedi ama bu senin tefsirini okudum, teselli oldum hocam dedi. Sana ne kadar dua ederim biliyor musun dedi. Bu ayetler ha. Bu şimdi geldiğim ayete buraya bakalım. Bunlardan biri bu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Sakın ha, Allah yolunda öldürülene ölü demeyin. Ölü zannetmeyin onu. بَلْ اَحْيَانُ. Tam tersine onlar diridirler. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُنْ. Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Vah. Adam hiç çalışmadan, gurbete gitmeden, inşaat yapmadan, kazma vurmadan kazanıyor. Allah rızıklandırıyor orada. Orada. Bu şehit işte. Bak buradaki şehidin manası bu. Ve şühedai. Bu bunlarla beraber olacak diyor şimdi bak o adama. Bu ve şühedai böyle alırsak, bu manada alırsak, şehit manasını alırsak böyle manası geliyor. Şühedaya başka bir manaya da verebiliriz. Şahit olan, hakka şahit olan. Of. Hakkı söyleyen, yalan yere şahitlik etmeyen, hak neyse olduğu gibi söyleyen, hukuku yanıltmayan. Ah! Bu Naim Cennetinde oluyor bu abi. Eyvallah. Azim. Biz de gideceğiz onunla. Allah bize nasip ederse tabii. İnşallah. Biz de gideceğiz onunla beraber olacağız. Ha, şahidin bir manası da bu. Hakka şehadet eden. Hak uğruna şahitlik eden. Hakka tanıklık eden. Ve salihin, salihlerle beraber olacak. Salih iyi demektir. İyi, iyi. İyi. Tabii bu salih kelimesi çok ilginçtir. Şimdi Allah-u Teala Rahat suresinde 19, 20, 21, 22, 23 bu ayetlerde adın cennetine gidecekleri sıralıyor. Ardından diyor ki bu adam cennete gidecek bunları yapan. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim vel melaiketu yedhuluna aleyhim min kulli bab. Babasından annesi babası ve çocuklarından zürriyetinden iyi olanları da vereceğim abi. Bak iyi. İyi olanlar. Bu iyi, iyi. Yani cennette yer değiştirecek. Şimdi oğlu çıkmış yukarı makama. Çıktı yukarı cennette tek başına duruyor ya. Ne anlamı var? Allah-u Teala diyor ki onun babası, onun hanımı, onun zürriyeti, nesli iyiyse onlara da vereceğim abi. Yani biz aşağı kapıda kalırsak cennetin kapısına aşağıda, aşağıda kapıda kaldık. Bir de bakarsın ki oğlumuz yukarıda. Allah diyor ki sen de iyisin, sen de kapıda duruyorsun ama seni vereceğim vaat. O ayette diyor. O Rahat suresi. Ha burada da söylüyor. Ve salih, salihler de beraber olacak diyor. Bak 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 bak. O salih olmak kolay değil yani. Cennete makam değiştiriyorsun yani. Anladın mı? Efendim, iyi insanlar. Bu tabii iyi insan dediğin zaman ne anlama gelir? Adamın ağzından gıybet çıkmaz, dedikodu çıkmaz. Hep iyi laf çıkar. Hep iyiliğine gider. O iyiler grubuna yazılır bunu da. O da oraya yazılıyor. Defteri öyle yaz. Hani anlattım ya size. Mahşere gelecek diyor Allah-u Teala Hakka suresinde. Amel defteri sağından verilecek. Hiç defterine bakmadan verecek onun yanındaki arkadaşına. Ha bunu oku bak buraya. Ben bunları biliyordum. Hep peki yapmıştım.
Ben onların hesabını yapmışım dünyada. Ha bu adama bak, ha bu adama. Amel defterine bakmadan veriyorsun arkadaşlar. Sen oku oğlum, ben biliyorum zaten bunu alacağım. Bu defterimin benim hep pek iyi olduğunu biliyorum ben. Bu adam, bu büyük adam bunlar. Bu dünyada hesabını yapmış adam. Oğlum işte bu ya. Ya böyle adam. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ اِنِّي ظَلَمْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَالِيَ ف۪ي جَنَّةٍ عَالِيَ قُطُوفُهَا دَانِيَ كُلُوا وَشْرَبُوا هَن۪يًا بِمَا اَسْتَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْحَالِيَ Ama ne muhteşem ama Kur'an-ı Kerim'de. Okunması bile insanı ürpetiyor ya. Olacak iş mi? Ha ben bu hesabımı ma kavuşacağımı ben dünyada biliyordum. Sen al oku. Sen oku. Ben okumam artık. Adam bu dünyada ahiretteki hesabını biliyor. Ve böyle bir adam var mı ya? Hayal geliyor bize değil mi? Var. Var ki böyle anlatıyor Allah. Ne olur. Olmayanı anlatır mı? Yani. Şimdi bu salih insanlar efendim ve hasuna ulaike rafika. Bunlar ne güzel arkadaştır, refiktir. Refik. Ne güzel arkadaştır. Şimdi demek ki bu dünyada güzel insanlarla arkadaşlık yapanlar, bu dünyada peygamberlerle arkadaşlık yapanlar orada da arkadaşlık olacak ama biz peygamberle yaşamıyoruz beraber ki arkadaş olalım. Sen peygamberin getirdiği dine kabul ediyor musun? Uyuyor musun? Oldun arkadaş, fark etmez. Sen de peygamberin sahabesisin. Yani illa da gören adam değil. Bu dünyada da ta kıyamete kadar olan nesillerde peygamberin getirdiği dine sarılıyorsan sen, ha o zaman sen peygamberle arkadaş. Bitti. Bu öyle olmaz. Ya Rab bu nedir bu? Bu. Bu senin bu İtaat edenler sana ve peygamberine böyle bir arkadaşlık verdin bunlara. Böyle bir cennete koydun bunları. Ya Rabbi bu arkada bu insanlarla arkadaşlık yaptırıyorsun bunları. Bu nedir? Ne? Velikel fevlu min Allah. Bu benim lütfumdur. Alttaki ayette cevabı veriyor. Söylediğimizi veriyor. Bu bir lütuftur. Böyle bir lütuf var mı? Böyle bir şey birisi ben getirebilir mi seni? Bak ben sana böyle bir lütuf veriyorum. Ve kifâ billâhi alîmâ. Allah bilme bakımından yeterlidir. Ben bilirim kimin ne alacağını, kimin ne yaptığını, kimin ne olacağını. Ben bilerek fadlımı veririm, lütfumu bilerek veririm. Ölçerim, biçerim ona göre veririm. Öyle gelişi güzel arkadaş tayin etmem seni peygambere. Bak, görüyor musun? Bu sefer konuyu biraz değiştiriyor Allah-u Teala. Yeni bir konuya başlıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hudu alınız, hizrakum, tedbirinizi alınız. Fenfuru, çıkınız. Sübaten grup grup evin furu cemia yahut toplu halde çıkınız dedi Allah. Böyle bir ayet göndermiş. Şimdi bu ayet anlatmıştım size bir ara. Bu dünya bir mücadele dünyası. Bu mücadele kendi içimizde var. Yani nefisle aklın mücadelesi, gönlün mücadelesi. O içimizde Hazreti Peygamber'in büyük cihat dediği, nefisle aklın mücadelesi dediği savaş içimizde var. Bu savaşın içinde yaşıyoruz biz. Yani içimizde iki tane kuş var. Bu kuşun biri ötüyor diyor sanki böyle yapma. O bir diyorsan böyle yap. Nefis kuşu, akıl kuşu ötüyorlar. Ama
nefisle aklın mücadelesi gönlünü almak için yapılıyor bu. Gönül ülkesi çok zengin demiştim size, hatırlayın. İnanç duygusu orada, sevgi orada, korku orada, sadakat orada, iffet orada. Nefis diyor ben bunu alacağım, bu değerleri tahrip edeceğim. Akıl da diyor vermem onu sana. Verirsin vermezsin. Bir kavga, bakıyor ki akıl yeniliyor, nefis güçlü. Bu sefer Allah Kur'an-ı Kerim gönderdi. Savaş taktiği veriyor akla, nefse karşı. Baba. Kur'an akla, nefse karşı, şeytana karşı taktik verme kitabıdır. Anlaşıldı mı? Şimdi demek ki bu dünya bir mücadele dünyası. Bu mücadelenin ilki bizim içimizde oluyor. Ardından iyi ile kötü arasında oluyor. Bu iyi ile kötü mücadelesi ta Adem peygamberden itibaren geliyor. Kötüyü şeytan temsil ediyor, iyiyi Allah temsil ediyor. İyinin kaynağında Allah vardır, kötünün kaynağında şeytan vardır. Dolayısıyla bu ırmak akıyor. Fakat bu ırmak akarken aralarında çok ince bir perde var. Bu ırmaklar bizim hem içimizde akıyor, hem sosyal hayatımızda akıyor. Anlıyor musunuz? Birinden kir akıyor Necip Fazıl'ın dediği gibi, birinden nur. Necip Fazıl harika Sakarya şiirinde bunu söyler ya. Çok harika bir anlatım bu. Şimdi birinden kir akıyor, simsiyah, petrol. Birinden de nur akıyor. Fakat bu ırmaklar o kadar birbirine yakın ki aralarında bir perde var. O perde bazen deliniyor, o simsiyah petrol karışıyor nur ırmağına. Bulandırıyor. Bir de bakıyorsun ki bizim hayatımız bulanmış. Oldu simsiyah. Ne ezan mı bu? Bu saati hep ileri alıyorsun. Burada kaldık. Yani gelecek hafta inşallah bu ayete devam edeceğiz. Bu mücadele konusunu aldım ki ben aslında bu ayeti anlamanız için, yani bunu anlatabilmek için oradan başladım. Efendim bugün ne anlattık? Bugün Allah-u Teala münafıklara bir şeyi, bir görev versem, bir şeyi farz kılsam onlar bunu yapmazlar diyor Allah-u Teala. Keşke yapsalardı benim öğütlerimi de. Onlar için ne olacağını söylüyor. Daha hayırlı olacağını, daha güçlü olacağını, onlara katımdan ödül vereceğini, doğru yola ileteceğini ve Allah'a ve peygamberine itaat edenlerin naim cennetinde peygamberlerle, sıddıklarla, şüheda ile, iyi insanlarla beraber olacağını, onların ne güzel arkadaş olduğunu bizatihi Allah söylüyor. Bizatihi onu Allah tayin ediyor. Tabii bu ayetleri anlatırken farklı ayetlere gittik oradan. O ayetleri getirdik, anlattık. Şimdi bu diyor Allah-u Teala, bu benim lütfumdur. Yani seni peygamberlerle arkadaş yapmam, şühedâ ile beraber arkadaş yapmam, bu benim lütfumdur. Bu lütfu verirken ben bilerek yaparım bu işi. İlmime dayanırım diyor Allah. Bilgim bana der ki bu kuluna şu lütfu yap. Ben de o bilgiye dayanarak lütfumu sana yapıyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bugün anlattığımız en büyük duamız mahşerde peygamberlerle, sıddıklarla, şüheda ile ve salihlerle beraber olmak ve onlarla arkadaş olmayı bize nasip eylesin. Sizde ve bizlere ve bütün Müslümanlara, bundan sonra kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara aynı ödülü, aynı lütfu, aynı ihsanı Yüce Rabbim bahşeylesin. Amin. Allah hepinizle razı olsun. El Fatiha.